Öğrencilere oturtuyorum hocam. Şarköy Eriklice mahallesinde bulunan Eriklice İlkokulu'nda Şarköy'de bir ilk olan robotik kodlama ve Arduino atölyesi açılışı yapıldı. Aynı zamanda bilgisayar sınıfı olarak da kullanılacak olan atölyede 3 boyutlu yazıcı da bulunmakta. Bu atölyenin açılmasındaki amaç öğrencilerin motor becerilerinin gelişimi, mekanik düzeneklerin nasıl çalıştığını keşfedebilmeleri ve parçaları söküp takarak montaj yapabilmelerine olanak sağlamak. Bunun haricinde öğrencilerin perspektif bakış açılarını geliştirmelerine yönelik bazı arayüzlere sahip 3 boyutlu tasarım programları ile tasarımlar yaparak ürünlerini 3 boyutlu yazıcı ile basarak üretebilmek. Mesela bir kupayı 4 saatte 5 saatte çıkartıyorum. Adet harika ya. Sizin teminatlı sevgili öğrencilerimiz, hepinizi bu güzel, anlamlı günde saygıyla selamlıyorum. Tabii bizler için güzel, mutlu ve heyecan verici bir gün. Zira geçen yıl başlatmış olduğumuz kodlama ve sistem projemizde bugün burada Şarköy ilçemizde de öğrencilerimizle beraber bir atölyemizin açılışını inşallah birazdan hep birlikte gerçekleştireceğiz. Tabii bizim İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak uygulamış olduğumuz genelde 11 tane projemiz var. Fakat bunların içerisinde kodlama ve sistem projesi bizler için son derece önemli. Zira içerisinde bulunduğumuz çağ çok hızlı bir şekilde değişiyor, gelişiyor ve ilerliyor. Bizlerin de siz değerli çocuklarımızı, öğrencilerimizi hem içerisinde bulunduğumuz çağın gereksinimleri doğrultusunda hem de muhtemel oluşacak yeni gereksinimler, gelecekte bu anlamda ihtiyaç duyacağınız bilgiler ışığında sizleri yetiştirmek bizim vazifemiz. Bu anlamda öğrencilerimizin soran ve sorgulayan, tüketen değil üreten nesiller olarak yetiştirilmesi hususunda kodlama ve sistem eğitimlerimizi son derece önemsiyoruz. Günümüzde artık günümüzün alfabesi olarak adlandırılan kodlamanın artık tüm sınıf seviyelerinde uygulandığı bir durumdayız. Okul öncesinden lise seviyesine kadar tüm sınıf seviyelerimizde kodlama ve sistem çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen yıl başlatmış olduğumuz çalışmalar neticesinde 500'e yakın öğretmen arkadaşımız ve 1500'e yakın da öğrencimiz bu eğitimlerden faydalandı. Bugün 12. okulumuzda atölye açılışını gerçekleştireceğiz. Projemiz dahilinde 41 okulumuzda da inşallah bu eğitim öğretim yılı itibariyle atölyelerimizin açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Ve bunu da yine hız kesmeden devam ettirme gayreti içerisinde olacağız. Bakanlığımızın vizyon belgesinde de yer alan tasarım ve beceri atölyeleriyle örtüşen bu çalışmamız inşallah Tekirdağ üzerinde ülkemizin geleceğine, çocuklarımızın yetişmesi hususunda faydalı, başarılı, mutlu bireyler olarak yetiştirilmesi hususunda önemli kazanımlar sağlayacaktır. Tabii bu çalışmaları arkadaşlarımız son derece kısıtlı imkanlarla gerçekleştiriyorlar. Okul müdürümüze, destek olan okul aile birliğimize, öğretmen arkadaşlarımıza ve ilçe milli eğitim müdürlerimize de teşekkür ediyorum. Ve inşallah çocuklarımıza hayırlı başarılı çalışmalar yapılması dileğiyle hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Okul müdürümüz gel. Yani sen de gel beraber keselim. Gel bakalım. Ali Bey gel. Gel hocam sen de gel. Geçiyor mu bilmiyorum, bakacağız. Hayırlı olsun çocuklar. Eyvallah. Hadi bakalım, kestik.